Suriye'den yansıyan o fotoğraflar. O fotoğraflara ilişkin de bir şeyler söylemek gerekiyor herhalde. Yaratacağı etki ne olur tam da Cenevre 2 arefesinde? Şimdi o fotoğraflar aslında bizim son 3 senedir Suriye'de yaşadığımız, bildiğimiz, yakinen takip etmeye çalıştığımız ve rakamlarla ifade ettiğimiz çok büyük trajedinin, belki de bu yüzyılın şu ana kadar yaşanmış en büyük trajedisinin görünür müşahhas hale gelmesinin bir şeyi, yarattığı bir şok havası var. Ama zaten 150 binin üzerinde insan öldü derken milyonlarca kişi mülteci konumuna düştü. Suriye içerisinde yine milyonlarca kişi yer değiştirmek zorunda kaldı ve bütün şehirler neredeyse harap oldu ve sayısını bilmediğimiz kadar 100 binin üzerinde, yüz binlerce daha doğrusu kayıp insanın olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. İşte bunların, ben raporu da bugün çok detaylı okudum, 30 sayfalık bir rapor. 55 bin civarında olanı kaydedilmiş, forensik incelemeleri yapılmış, adli tıp uzmanları bakmış, dijital uzmanlar bakmışlar ve bütün bunların hepsi teker teker tasnif edilip bu konuyla ilgili hem hukukçu hem adli tıp uzmanları bir rapor yazmışlar. Bu raporu yazan isimler saygın isimler, uluslararası itibarı olan isimler. Dolayısıyla kayıt altına alınmış bir savaş suçları var. Ama bunun savaş suçları olması, bunun beraberinde Esed'in ne gibi bir muameleye maruz kalacağından daha önemlisi ortaya çıkan fotoğrafın paydaşlarını görmemiz. Ben onunla ilgili de bir şeyler söyleyip bitireyim. Buyurun. Bu Esed'in yaptığı bir katliam değil tek başına. Bunu anlamamız gerekiyor. Aslında Esed rejimi Mart 2011'de başlayan isyanın hemen daha ilk senesinde hem meşruiyetini kaybetti hem de ülke içerisinde büyük ölçüde çöktü. Esed rejimini ayakta tutan birkaç şey vardı. Birincisi, bu ölçekte bir katliam yapmayı göze aldıktan sonra ayakta kalma şansınız var. Ancak birkaç şey gerçekleşirse, bu katliamlarınızı sürdürmek için size finans, silah ve hatta insan gücü takviyesi yapılırsa, ikincisi de uluslararası bir koruma sağlanırsa. Her ikisi de yapıldı. Bu katliamın paydaşı olarak Rusya ve İran doğrudan finans ve silah desteği yaptılar. Daha sonra eklemlenen Maliki yönetimi ve Hizbullah gibi aktörler de birçok açıdan meseleyi desteklediler. Son dönemde de özellikle Irak'tan bu IŞİD dediğimiz yeni oluşumun oluşması için ciddi anlamda kapılar açıldı, organizasyonlar yapıldı. Diplomatik olarak ise uluslararası kamuoyunda kimyasal silah kullanmış bir rejim bile aslında Rusya'nın doğrudan, Amerika'nın ve Batı'nın ise dolaylı müdahalesiyle koruma altına alındı. Ve Suriye krizi bir anda Suriye krizi olmaktan çıktı. Bir kimyasal silahsızlanma sorununa döndü. Suriye'de hayatını kaybeden yüz binlerce insan ve devam eden isyan da bir muhalefet ve rejime karşı direniş sorunu olmaktan çıkıp El-Kaide sorununa dönüştürüldü. Maalesef dediğim gibi bunları yapmak için hakikaten uluslararası bir desteğe ihtiyacınız var. Bu destek verildi. İşte o desteğin bir şekilde yakalanmış bir resmidir ortaya çıkan bu 55 bin fotoğraf ve paydaşları da biraz önce saydıklarımdır. Bunun teyit ettiği tek şey bizim Türkiye olarak dile getirmeye çalıştığımız hem STK'lar olarak hem medya olarak hem de hükümet nezdinde yaşanan trajedinin büyüklüğü ve bu meseleye hakikaten uluslararası anlamda ciddi bir şekilde müdahale edilme ihtiyacıdır. Bu ortaya çıkan manzaradan sonra Cenevre'de bir gelişme yine de olmayabilir. Çünkü Amerikan pozisyonu kimyasal silahtan bile Esed'in ömrünü uzatacak ve silahsızlanma devam edene kadar zımmen iktidarda kalmasının önünü açacak bir formüle dönüştüğü için bu fotoğrafların akıbeti sonucunda da Suriye'de çok böyle derin bir kırılmanın olup olamayacağını hakikaten güvenle söylemek mümkün değil.